Evet, Erdinç'le beraber ve Ahmet abimizle beraber tartım kısmına geçtik. Şimdi tartımlara başlıyoruz. Bu 300 kiloymuş abi. 60 kilo almış bunu. 384, 70 kilo almış abi bu. Üçüncü padoğumuzu tarttık. 80 kilo var, 70 kilo, 61 kilo, 43 kilo ve 64 kilo var. 48, 6 daha 54. Oynaşmaktan kilo almamışsın, kapçık ağızlı. Biz bugün buradaki akıllı besiyem ile beslenen danaların tartımlarının sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. Geldiklerinde 190 kilo süre ortalamasıydı. Tamam. Zonguldak'tan geldi danalarımız. Herhangi bir sağlık problemi yaşadık mı akıllı yemle alakalı? Topallık, ishal ya da farklı bir problem yaşandı mı? Akıllı yemle hiç öyle bir sorun yaşamadım abi. Tartımları gerçekleştirdik. Şimdi sonuçları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sizler de görüntüleri izlediniz. Herkese merhabalar. Bugün Konya Ereğli'de Güçlü Besicilik'ten Erdinç Güçlü Bey'in işletmesine misafir olduk. Yanımda Erdinç Bey var ve Ahmet abimiz var. Hayvanların bakımında görevli. Biz bugün buradaki akıllı besiyem ile beslenen danaların tartımlarının sonuçlarını sizlerle paylaşmak istiyoruz. 6 Ocak'ta bu hayvanlar buraya gelmişti. Bugün 25 Mayıs. Aradaki farkı sizlerle hep beraber görmüş olacağız. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın diyorum ve ben Erdinç'e dönüyorum. Erdinç merhabalar. Merhaba abi, hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Çok teşekkürler. Bizi misafir ettiniz, sağ olun. Siz de sağ olun. Eyvallah, hoş sağ olun. Geldiniz. Çok teşekkürler. Ne zamandan beri hayvancılık yapıyoruz? Bu işletmeyi ne zaman kurduk? Yeni bir ahır yaptınız. Onun özelliklerinden de bahsetsek. Evet. Ben notlarımı da aldım. Buradan devam edebiliriz. Hayvancılığı bir senedir yapıyoruz. Evet. Ama bu ahırımızı 5 ay önce yaptık. 5 ay oldu. Yıl başında, yani Ocak ayı gibi faaliyete geçtik. Abi. Tamam. Hı-hı. Özelliği de 36 metre uzunluğumuz var. Bu şekilde 36 aynen, metre. 36 metre. 18 metre de enimiz var. 18 metre en. Yemlik yolumuz ne kadardı? Yemlik yolumuz 5,5 metre. Tamam. Bir de gezinti avluları gezinti var dışarıda. Gezinti avlularımız var. Aşı yollarımız var dışarıda. Aşı yolları var. Aynı zamanda tartım amaçlı da getir götürde evet, kullanmış abi. Oluyoruz. Fırçalarımız var. Evet. Donma suluğumuz var. Ondan sonra kaya tuzlarımız bulunuyor. İşte yemlik yolu düz şeklinde. Hayvanların hali keyfi yerinde. Aynen öyle. Şurada gübrelerini yaptığı bir alt kesim var. Buradan sıyırıcı olarak kepçileri siz sokabiliyorsunuz. Üst tarafta da yataklığımız. Yataklık olarak yatıyorlar. Hı-hı. İsteyen de dışarı çıkabiliyor. Aynen gün içinde abi. Belli saatlerde. Evet. O açıdan çok güzel. Şimdi abi hayvanlar sizin 6 Ocak'ta geldi buraya. Evet. Evet, ahır da zaten o dönemde o faaliyete dönem geçti. Aynı zamanda akıllı besiyem ile de biz o dönemde size aynen gönderdik abi. Ve danaları beslemeye başladık. Evet abi. Geldiklerine kaç kilo canlarla sahiplerdi? Nereden getirmiştik hayvanları? Geldiklerine 190 kilo süre ortalamasıydı. Tamam. Zonguldak'tan geldi danalarımız. Kaç taneydi? 30 tane. 30 tane. Hı-hı. Tamam. Şu anda 28 mi? Şu an 28 tane. 28 evet, tane var. 2 tane çıkarttık. 2 tane çıkarttık. Tamam. Şimdi şu anda akıllı besiyemi veriyoruz. Arpa fileke, mısır fileke, haşpay saman veriyoruz ve yoğuncu otu evet, veriyoruz. Abi. Patos saman kullanmıyoruz. Yok, kullanmıyoruz. Evet, bu çok önemli. Şimdi geçtiğimiz ay tartımların ortalama 360 kiloydu. 360 kiloydu abi. Evet. Hı hı. Bu son bir ay boyunca 750 gram akıllı besiyem verdik evet, günlük olarak. 4,25 kilogram arpa fileke verdik. Evet, 2,25 kilogram mısır fileke verdik. 3 kilogram aşpay saman verdik. 1,25 kilogram da yonca otu verdik. Bizim buradaki tahıl miktarımız 6,5 kilogram oldu. Ve bu şekilde bu ayı geçirmiş olduk. Şimdi bugün tartımları yapmış olacağız. Siz geçen sene bu işletmede değil de yan taraftaki işletmede başlangıç yapmıştınız. Yaptım abi evet. Orada kaç hayvan beslediniz? Oradaki beslemeyi nasıl yapmıştınız? Nasıl bir sonuçları vardı? Abi orada 50 tane beslemiştik. 50 tane. Yani tamam. Orada da konsantre yem kullanmıştım başka bir firmanın. Farklı bir firmanın. Aha, tamam. Farklı bir firmanın. Ya o yemden memnun kalmadım. Evet. Sebebi neydi mesela? Yani sağlık problemi mi oldu? Yani hem yoksa sağlık problemi oldu hem yani dedikleri canlılıklar yakalayamadık. Çok ne kadardı ortalama mesela? Ya orada ortalama 30-35-40 kilo. 30-35-40 kilo aylık canlılar kaçışları oldu. Aynen öyle. Sağlık problemi falan oluştu? Sağlık problemi oluştu. Ayak sorunu yaşıyordum ve çok ishal yaşıyorduk.
Yani o yani. Nişastayı tölere edememe, evet. Hayvan yemi tüketiyor, onda mahsur yok, yani sıkıntı yani. Yok ama sindirimde mi sıkıntı sindirimde vardı? Sindirimde sıkıntı vardı abi. Anladım. Yani sonra ama o şekilde o yemle bitirdiniz herhalde. Aha, bitirdik. Kesime sevk edildi. Aynen, kesime gitti. Bu yeni danalarımıza sizin yeminizle döndük. Anladım. Bu yıl akıllı besi yeminine başladık. Şu evet, anda abi. Da Ocak ayından bu vakte kadar 139 gün geçmiş. Evet. Bugün 25 Mayıs, 6 Ocak'ta gelmişti danalar. Bu 139 günlük süre içerisinde herhangi bir sağlık problemi yaşadık mı akıllı yemle alakalı? Topallık, ishal ya da farklı bir problem yaşandı mı? Bu akıllı yemle hiç öyle bir sorun yaşamadım abi. Ne bir ayak sorunu, ne bir ishal. Yani hiçbir sıkıntı yaşamadık, gayet güzel yemle. Ekstra bir protein kaynağı da kullanmadınız. Yok, ayçiçek, küspestir, pamuktur. Hani bölgede bulunan şeyler. Sadece yonca otu var. Evet. Kaba yem olarak ve saman var. Arpa fileki, mısır fileki. Basit evet. bir besleme yapıyoruz. Evet, bizim zaten tavsiyemiz de o yöndeydi. Şimdi 6 Ocak'ta 190 kilo giriş yaptık. Geçen ay 360 kiloyu gördük. Arada 170 kilo bir canlı ağırlık artışı olmuştu. 108 güne böldük. Burada aylık 47.1 kilogram bir canlı ağırlık artışı olmuş. Evet abi. Şimdi burada mesela hayvanlar ilk geldiğinde bir ciğer problemi yaşandı. Nasıl bir süreç bir oldu orada? Ciğer problemi yaşadık. Bir ay kadar tamam. Toparlama yaşadık. İlk geldiği sıra ciğer problemi yaşadık. Evet. Yani onu zaten düzeltmemiz bir iki ay sürdü. Yani iki ay boyunca hem kış döneminde... Hem kış dönemine denk geldi. Hem o iki ay hayvanları zor toparladık. Evet. Orada bu şekilde bir şeyimiz oldu. Gerilemeden bahsedebiliriz diyebiliriz yani. Evet abi. Bir de Şubat ayında da bir pancar posası alındı sanırım. Aynen. Bir pancar posası aldık. Pancar posası da biraz bozuk çıktı, küflü çıktı. Falan. Yem... Yani onu yedirdik, yedirmeye çalıştık. Yedirmeye çalıştıkça hayvan tüketmemeye başladı. Evet. Tükettiği miktar da zaten ishale çevirdi. Onu Umut Bey'le istişare ettiniz. Aynen öyle. Veteriner hekim arkadaşımızla. Onu herhalde iptal ettiniz. Onu... Normal şu bugünkü besleme aynen. periyoduna başladık. Onu kullanmıyoruz, onu iptal ettik. Tamam. Sonrasında da tartımlar düzeldi yani. Evet, canlı ağırlık artışları düzelmiş oldu. Bugün de zaten hep beraber göreceğiz. Bazen izleyenlerimiz merak ediyor ahırla alakalı detay bilgilere. Burada 12 tane padok var. 12 padok var 8'er tane ortalama hayvan bakabilecek aynen. şekilde. Her bir padok 36 metrekare neti var. Evet, brütleri çıkarttık. 36 metrekarede 8 tane dana çok rahat bakılıyor. Her danaya 4,5 ile 6 metrekare arası yer düşmüş oluyor. Şu anda 6'şar tane besleme evet. yapmış oluyorsunuz. Siz ortalama kaç paraya mal etmiştiniz bunu yılbaşı gibi? Yılbaşı gibi 1,5'u buldu abi. 1,5 milyon TL'yi buldu. Şimdi herhalde şimdi bir 2,5'u bulur. 2,5 rahat. Milyonu bulur diyorsunuz. Bir de bu arada Ağustos 2023'te de Angus gelecek. Evet. Güney Amerika'dan, aynen, Brezilya'dan. Brezilya'dan. Onları da şu yan taraftaki kısma alacağız. Orada karşı da besleyeceğiz diyoruz. Abi. Toplam 40 tane gelmesi bekleniyor. 28 de mevcut var. 68 tane danaya evet, ulaşılacak. Abi. Nihai olarak da 100 baş hedefimiz var. Aynen, inşallah. İnşallah. Evet. Aynen öyle. Şimdi hep beraber tartıma geçelim. Tartım sonrasında da tekrardan sonuçları hep beraber değerlendirelim. Evet, Erdinç'le beraber ve Ahmet abimizle beraber tartım kısmına geçtik. Şimdi tartımlara başlıyoruz. Danaların canlı ağırlıklarını buradan takip edeceğiz. Sizlerle de paylaşacağız. Hadi buyurun hep beraber tartıma başlayalım. Başlayalım. Tamamdır. Şimdi abi bu kaçtı? 340. 278'miş abi. 340 geldi. 278'den 340'a 62 kilogram almış bu. Evet abi. Tamam. Bunu salalım şimdi. Şuradan gelecek. Yavaş yavaş. Sakin sakin. Tamam. Evet, çıkarttık hayvanı. Güzel bir simental. Evet. Hayvanlar dediğimiz gibi abi Zonguldak'tan gelmişti. Evet, evet abi. O bölgenin yerli hayvanları şu anda et çırıklarla, simentallerle, montifonlarla işte dönüştürülüyor evet, şu anda. Aynen öyle. Bu hayvanlardan şu anda besliyoruz. İkinci hayvanımız giriyor. Gel bakalım. Evet. Şimdi buna bakalım. 360. Bu da 360. Bu 300 da, kiloymuş abi. 60 kilo almış bu da. 69 03 94 300'müş. 360 olmuş. Bu da 60 kilo.
Buna küpesi düşmüş evet, diyoruz. Yani. Simentel diyoruz. ...389... bu 70-60 kilo, kilo almış. Tamam, bu da 60 kilo almış. Hı hı. Abi bu da 328'miş abi. 391-328. Abi bu 63 kilo almış. Evet abi. Erdinç'te ilk padoğu tarttık. 5 tane hayvan tartmış olduk. Şu andaki canlılık artışları 60 ile 63 arasında ilk evet, çıkışlar. Evet. Şu an geçtiğimiz ayda zaten bu saatlerde tartmıştık. Yine açlık topluluk durumuna dikkat evet. ediyoruz. Yine aynı şekilde aynı saatte tartıyoruz. Akşamdan akşama yem veriliyor. Evet, evet. Günde bir sefer. Günde bir sefer. Aynen. Şu anda da saat zaten 10-10.30 arası. Tartım yapıyoruz. 60-63 kilo. Diğer padok şu anda hazırlanıyor. Ahmet abi onu getiriyor şu anda. Onları da tartacağız hep beraber. Bunda 26 kilo var. Herhangi bir ayak problemi falan var mı? Sağlıkla alakalı gözüken bir şey. Bu 348 kiloymuş. 348'miş. 50 desek 44-46 kilo almış bu. Evet abi. 46 açıyorum. Tamam. Aha. Bunun da küpesi yok. Küpe yok bunda. Yazalım tamam. da en son. Kaçmış? 330'muş abi. 330. 28 kilo yapar. Evet. 28 kilo. Bu 325'miş. 325'miş. Hı-hı. 85 desek 58 kilo almış. Evet abi. Tamam. 353 bununla sağlık. Bitiyor. 730 ile bitiyor. 38. 538, 730. Kaç kilo geldi abi? 485. Bu 405 kiloymuş. 405 kilo. 80 kilo almış bu. Evet, 80 kilo almış. Maşallah. Çok. Küpe yok, tamam. Küpesiz. Böyleyken çok sıkıntı yaşıyoruz ya. Küpesiz. 362. Dört yüz elli dört. Bu 384 kiloymuş. 384. 70 kilo almış abi bu. Evet abi. İyi maşallah. 365'miş abi. 365. 35 buradan, 26 buradan. 61. 61 kilo. 61 kilo. Tamam. Üç yüz altmış beş. 35-8 daha 43 yapar. Evet. Doğru mu? Hı hı. Tamam. 43 kilo. Bu ay biraz topallık yaşadı. Öyle mi? He. Evet abi. Tamam. Şurada topallık diyoruz. Yedi yüz bir. 723. 756.
356, 292 kiloymuş. 292 abi. 56 artı 64. 8. 64. 64. Hı hı. Gayet iyi. İyi maşallah, güzel. 64. Ahmet abi oraya da açalım. Geç bakayım. Yavaş çocuk, gelin bakalım dostlar. Orayı kilitledik. Evet, üçüncü padonu gönderiyoruz şu anda. Şimdi Erdinç abi, üçüncü padoğumuzu tarttık. Evet abi. Ondan sonra 80 kilo var, 70 kilo, 61 kilo, 43 kilo ve 64 kilo var. Evet 43 abi. Kilo olan da bu toparlık yaşamıştık. Toparlık yaşamıştık. Bir tane küpesiz var, onu da bulacağız. Şu anda yani gayet 61, iyi. 64, 70 ve 80 evet. olarak 65-70 arası ortalaması var diyebiliriz. Aynen tamam. Abi. Şimdi dördüncü padoğumuz geliyor. Hadi lan. Masaj yapmayayım arka kaslara bak, görüyor musun? Bana bile yapmıyorlar böyle. Bundan şimdi çok güzel biftek olur. Evet, Erdin işte dördüncü padok tartımlara başlıyoruz. Şimdi Efe'yi zor getirdik buraya. Kavga dövüş geldi yani. Kaç bunun numarası abi dedik? 535-179. Az önce terattıya da 535-179. 440. 441, 442, 440. 440 yazalım abi. 385'miş abi. 385'miş, 15'e 55 kilo almış. 55 kilo almış. ...406, 407 gibi ama... ...406 abi. 352'ymiş abi. 350... Şşş! Kaç be? Git bakayım. Yemin ediyorum bak, koyun çarptı bana, sen çarparsan bir daha çekim bekim yapamam ya. Kaç? Hiç. 48, 6 daha, 54. Oynaşmaktan kilo almamışsın, kapçık ağızlı. ...402 evet. Bu 370 kiloymuş abi. 370'miş. 32 mi almış bu? Hı hı. 32 kilo. ...435 mi? 435 abi. 435. 367 kiloymuş. 367. 33 oradan, 35 buradan. 68 mi? Evet abi. ...425. 373'müş abi. 373. 27, 25 daha 52. 52 kilo. Şimdi abi bir 5 daha tartmış olduk. 4. padok. Evet abi. Kilolarımızı söylüyorum. 55, 54, 32, 68, 52. Bir 32 kiloluk bir hayvanımız var. Diğerleri 52 ile 68 kilo arasında. Evet abi. Tamam. Gayet güzel. Devam ediyoruz şimdi. Beşinci padok kısmına tartıma başlıyoruz. Şimdi ilk hayvanımızı sokuyoruz. Evet, gel bakalım. Küpenin arasına bir bakalım. Küpenin arasına yazdı mı? 53, 39, 719. Şu. 485 abi. 485. 485. 447 kiloymuş abi. 447 kiloymuş. Kaç yaptı? 40, 38 kilo. Evet. Beşinci padoktaki ikinci hayvanımızı tarttık. Bunu zor soktuk içeri, onun için kesinti yaptık yani. Şimdi bunu da çıkartalım abi. Çıkaralım abi. ...445. 398'miş abi. 445, 398, 47 kilo. Evet abi. ...480 abi. 480. 435'miş.
435, 45 kilo almış. Evet abi. .458. 438'miş abi. 438. 20 kilo almış. Geçen ay 88 kilo almış. Allah Allah. Geçen ay uçmuş yani. 350, 438. Bu ayda 20 almış. Toplamı 50 yapıyor. Evet. Allah Allah. Çok değişik bir şey. Aynen öyle. .415 kaç almış? 30. 30. Ama bunun bu ay ayağına çivi battı. Çivi mi battı bu? Aha. Bunun ayakta sıkıntı yaşamıştık. Yeni yeni topluyor. Kaç lira bu şeyini? Evet, toparlık var. 533-746. Tamam. Bitti değil mi şu anda? Bitti abi. Tamam. Haydi. Devam et. Evet, Erdinç Bey'le ve Ahmet abimizle tartımları gerçekleştirdik. Şimdi sonuçları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Sizler de görüntüleri izlediniz. Şimdi 5 tane padokta tartım yaptık. Evet, Erdinç. Evet. Buradaki geçen ayki rakamları paylaşıyoruz. Geçen ay danalarda üst üste 364.4 kilogram canlılık ortalaması vardı. Evet. Bugün yaptığımız tartımlarda ise 413.4 kilogram canlılık ortalaması oldu. 413.4 kilogramdan 364.4 kilogramı çıkarttığımızda son bir ayda 49 kilogram aylık ortalama canlılık artışı kazancı oluşmuş. Evet. Bazı hayvanlarda 40 kilo civarı canlılıkta gördük. Bir tane çivi batan ve tedavi süreci devam eden hayvan 30 evet. kilogramdı. Bunların hepsini ortalamaya ekledik. Hiç istisnai bir şey yapmadık. Yok yani abi, hesap yapmadık. Neyse onu verdik. Bir tane hayvanımız 38 kilo, bir tane hayvanımız 37 kilo almıştı. Ama 68 kilogram, 55 kilogram, 70 kilogram, 61 kilogram, 80 kilogram, ondan sonra 58 kilogram, 63, 60, 62 kilo canlılıkta birçok hayvanımız var. Zaten ortalaması 49 kilogram aylık canlılık artışı oldu. Şimdi geçtiğimiz ay 65.3 kilogram canlılık artışı olmuştu. Evet. Mart'la Nisan arasındaki tartım. Bu ayda Nisan'la Mayıs arası 49 kilogram oldu. Bunun ortalaması son 2 ayın 57.1 kilogram oldu. İlk başlangıçta da bahsettiğimiz gibi Ocak ve Şubat ayında ciğer problemi yaşamıştık. Evet. Ondan sonra Şubat ayında küflü pancar problemi yaşamıştık. Bunları aştıktan sonra son zaten 2 ay içerisinde bir toparlama sürecine evet girdik. Evet abi, toparlamaya girdik. Evet. Şimdi şunu da söylemek istiyoruz. Son 2 aylık ortalama 57.1 kilogram. Günlük canlılık artışı son 2 ayda ortalama 1903 gram. Son 139 güne bakacak olursak 6 Ocak'tan 25 Mayıs'a kadar şöyle bir baktığımızda 1597 gram olmuş. 47.9 kilogram da aylık baz canlılık artışı olmuş. Yani 47.9 kilogram bütün hayvanların bütün faktörleri dahil vaziyette üst üste 47.9 kilogram canlılık artışı var. Evet. Ama son 2 ayımız sorunları aşıp bütün süreçleri optimize ettikten sonra 57.1 kilograma son 2 aylık ortalama bu 65 ve 49 kilogram olarak 57.1 kilogram canlılık artışını görmüş olduk. 1597 gram olarak şu andaki günlük ortalama canlılık artışı noktasındayız. Önümüzdeki ayda zaten 50 küsür canlılık artışını yakaladığımız takdirde bu 1597 ortalama 1700'leri geçmiş olacak. Evet. En nihayetinde zaten 1700 civarı 1750 kapattığımız anda 50-55 kilo arası canlılık artışıyla biz bu süreci kapatacağımızı öngörüyoruz. Evet abi. Nasıl aynen. sence sonuçlar nasıl gitti? Sonuçlar... Sen sonuçta her şeyle ilgileniyorsun. Aynen öyle. Yani hiç Ahmet abiyle beraber bir fiil işin başındasınız. Evet abi. İşin başlangıcı nasıldı? Ortası, nihayeti nasıl sence? Ya ben sonuçlardan çok memnunum. Yeminizden de çok memnunum. Herkese de öneriyorum. Ha, ilk iki ay sıkıntılar yaşadık. Olumsuzluklar yaşadık. O ilk ayda yani biraz düşüşümüz olmuştu ama son şu iki ay sıkıntılar bitirdikten sonra olumsuzluklar ortadan kalktı. Son iki ay gayet iyiyiz. Çok güzel. Bu arada hani topallık, ishal,
ne bileyim başka bir problem yok herhalde. Yok var abi mı? Yani ishallik, toparlık hiçbir sıkıntı yaşamıyorum. Ocaktan beri sizin yeminizi kullanıyorum. Yani daha ben hiç ishal, toparlık yaşamadım. Evet. Yani o ilk ayda zaten dediğim gibi ciğer problemi yaşadık. Bir de pancardan dolayı bir sıkıntı yaşadık. Doğrudur. Yani ondan başka da bir sıkıntı yaşamadık çok aynen şükür. Öyle. Bir de bizim çalışma sistemimizi nasıl değerlendirirsiniz? Yani biz nasıl çalışıyoruz? Açık şeffaf bir şekilde mi çalışıyoruz? Yani... Yoksa bazı verileri burada kararttık mı? Size yansıtırken, burada anlatırken neler yaptık yani? Yani gayet açık ve şeffafsınız. Yani sıkıntı evet. Yok. Sizin çalışma şeklinizden de çok memnunum. Yani neyse o. Evet. Ya biz yani zaten şimdi... başta da öyle dedik. Yani sevabıyla günahıyla değerlendiriyoruz. Aynen, canlı hayvanla uğraşıyoruz. Şimdi ne burada 28 kilo ya da 38 kilo canlı ağırlık kazanan hayvana takılacağız. Yani. Ne 80 kilogram canlı ağırlık almış hayvana bakacağız. Biz ortalamaya bakmamız tabii gerekiyor. Tabii canım ortalamaya bakmamız evet. Gerekiyor yani. Bu hayvanlar bahsettiğimiz gibi Batı Karadeniz bölgesinden geldi. Birçoğunun üstünde hala çizgiler var. Ester çizgileri, Mondofon melezleri aslında. Tam randımanlı bir Avrupa hayvanı değiller. Angus'ta da bir çalışma yapacağız. Şimdi Angus'ları ya da Hereford'lar işte Güney Amerika mallarını da görmüş olacağız. Evet, aynı koşullarda, aynı besleme metoduyla, canlılıklara göre ayarlanmak suretiyle bir besleme yapmış olacağız. Sonuçta her çıkan bir sonuç bizim için bir değerdir. Evet. Tabii bu hayvanların tüketimleri de ona göre. Yani evet, 59 kilo alıyorsa ona göredir. 60-70 kilo alan hayvanlar varsa yani, ona göredir. Ya da yine Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'de üreticilerimiz var. 40 kilo alıyorlar ve çok mutlular. Çünkü neden? O hayvanın kapasitesi de o şekilde. Hayvanın durumuna göre bu işleri değerlendirmek gerekiyor. Biz elimizden geldiği kadar şeffaf olmaya gayret gösteriyoruz. Olumsuz sonuçlara da yorum yapmak lazım. Yani takılmamak lazım. İşin başı ve sonu önemli. Yani. Bir de ne kadar yatırdık, ne kadar kazandık o evet. Önemli. Konya Ereğli de şu an kesim fiyatlarına geçiyor. Kesim fiyatları şu an 235-240 lira arası abi. Bu tabii yükseldi mesela son yılbaşından bu yana yükseldi. Yükseldi abi. Bundan sonraki süreç tabii neyi gösterir bilemiyoruz. Ama her şey yukarı çıktığına göre et aynen, fiyatları da yukarı çıkacak. Siz de dolayısıyla pozisyon kârlarınızdan işte kaba yemleriniz olsun, işte evet. Tahıllarınız olsun. Bunların katma değerini yükseltmiş olacaksınız. Evet abi aynen öyle. Evet çok teşekkür ediyoruz Erdinç Bey. Biz teşekkür ederiz. Güzel bir çalışma yaptık. Yoruldu Ahmet abi de yoruldu yani açıkçası. Elinize sağlık, çok sağ olun. Sizin elinize sağlık. Eyvallah, çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Sağ olun. Evet, yemsipariş.com'dan akıllı besin yemini inceleyebilirsiniz. Anında sipariş verebilirsiniz. Konya Ereğli'ye geldiği gibi sizinle Türkiye'nin 81 iline bu ürünleri ulaştırabiliriz. Bir torba da gönderebiliyoruz. 50 torba da, 100 torba da. Bizim için sınır, problemi yok. 12 ay ertelemeli kredi kartlarıyla bu yemleri de alabiliyorsunuz. Aklınıza takılan bir soru olursa bizlere yazabilirsiniz. Bu videoda aklınıza takılan bir soru olursa alt tarafa yorum olarak yazabilirsiniz. Ben Erdinç Bey'in telefonunu da vereyim abi, olur mu? Verin abi, olur, sıkıntı yok. İsteyen oldu mu ulaşabilirsiniz Erdinç'e de. Bir başka programda görüşmek üzere. Bizi takip etmeye devam edin. Şimdilik hoşçakalın. Evet, videomuzu izlediniz. Danaların canlı ağırlıklarını sizlerle paylaştık. 3 tane padokta ortalama verilerimiz iyiydi. 2 tane padokta ise biraz geriden geliyordu. Bunun sebebini şöyle açıklamak isteriz. Hayvanların canlı ağırlıkları arttıkça yaşama payları artıyor. Bu noktada da düzenli tartımların verilerinin bize ulaşması çok önemli. Ona göre biz besleme programlarını padoklara göre yapıp sizlere ulaştırıyoruz. Hayvanları besleyenlere ulaştırıyoruz. Bu noktada mutlaka dana tartımı yapıp sizlerin besleme programlarına bunları adapte etmesi gerekiyor. Güncel programlarla çalışma yapmak gerekiyor. Amerikan NRC, şu anki ismiyle NASEM ve Fransız besleme sistemi INRA, biz bu programları kullanmış oluyoruz. Onlara göre, güncel verilere göre hayvanları besliyoruz. Tabii biz her zaman ülkemizdeki 81 ilde bulunan müşterilerimizi, üreticilerimizi ziyaret etme şansımız olmuyor. 30 günde bir bunların döngüsünü yapma imkanımız bulunmuyor. Şimdi teknolojinin nimetleriyle WhatsApp üzerinden bize canlı ağırlıkları attığınız takdirde biz hızlı bir şekilde sizlere elinizdeki kaba ve konsantre yemlere göre dönüşleri sağlıyoruz. Bunun haricinde de Haziran ayının başındayız şu anda. Harman dönemi ülkemizin neredeyse tamamında arpa ve buğday olarak hasatlar başlıyor. Bizler sizlere şunu tavsiye ediyoruz. Normal standart
besin yemleri içerisinde %50-60 civarında bir dolgu malzemesi bulunuyor. Buğday kepeği, mısır kepeği, ayçiçek kabuğu gibi. Şu anda bu dolgu malzemelerinin fabrika çıkışı, mesela un fabrikasından kepeğin çıkışı 5 TL. Bu 5700 lira kadar çıkmıştı. Buğdayın da 8 TL civarında fiyatının açıklanması bekleniyor. Yemin içerisinde siz torbası 50 kilogramlık olarak 350-400 TL'ye aldığınızda 7-8 TL'ye buğday kepeğini satın almış oluyorsunuz. Bu da hayvan besleme maliyetlerini yukarı taşımış oluyor. Bizim sizden naçizane tavsiye, şu anda raiç bedel diyelim ki 6 TL olan arpanızı satmamanız, samanınızı satmamanız, bizden sadece akıllı besi yemini alıp bir danayı 10 torbayla kasaba sevk etmemizdir. Bu noktada yemsipariş.com'dan ürünlerimizi inceleyerek sipariş verebilirsiniz. Bunları sizlere ulaştırabiliriz. Dediğim gibi bir dana 700 kiloya ulaştığında yaklaşık 80 bin lira, 90 bin lira civarında bir para topluyor. Bir tane baskül kafesli sistem 15 bin TL. Bu yatırım yapmanızı tavsiye ederiz. Eğer ki ben 3-4 tane dana besliyorum diyorsanız göğüs çevresinden ölçüm yapabilirsiniz. Yine yem siparişteki akıllı besi sayfasındaki ölçüm çizelgelerine bakabilirsiniz. 20-30 kilo civarında bir canlı ağırlık sapması olacaktır. Ona göre şekillendirebiliriz. Bu noktada bize doğru veri ulaştıran işletmelerle başarıya mutlak surette ulaşıyoruz. Bizi takip etmeye devam edin.